Mesela hiç dikkat ettiniz mi? Etiketlerin üzerinde %80 yazar. 80 derece yazar. Ne demek? Evet. %80'i alkol demek. Biz de bundan yola çıkarak arkadaşlarımızın yardımıyla %80'lik etil alkol, yani etil alkol kullanarak ne yaptık? Kolonya elde ettik. Malzemelerimiz neler? Etil alkol, sapsu ve limon esansı. Evet, burada sıkıntı şu, hani acaba evde yapabilir miyiz diye düşünebilirsiniz ama sapsu bulmak sıkıntı. Niye sapsu bulmak sıkıntı? Çünkü sapsu normalde bildiğimiz suyun damıtma yöntemiyle elde edilmiş halidir. Hani içtiğimiz su sapsu değil, biliyorsunuz değil mi? Hani içinde çeşitli iyonlar var, onlardan arındırılmış halini kullanıyoruz. Arkadaşlarınız size göstermek için bir yapsınlar, sonra siz diğer masalara alacağım, siz yapacaksınız. İzleyin iyice. İlk önce ne yapıyorsun Cavit? Etil alkolü koyuyor. İlk önce etil alkolü koyuyor Behre. Daha sonra biz sizin için ölçtük bunları bu arada. Daha sonra limon esansını içine döküyoruz. Evet, limon esansını içine döküyoruz. Birazcık karıştırıyoruz. Tabii bu karıştırma sırasında dikkat ediyorsunuz dökmemeye. Gerçi bu alkoldür, yani diğer asit bazlar gibi elinizi yakmaz, tahriş etmez. Daha sonra saf su, üzerine 10 mililitre ölçüp saf su ekliyorsunuz. Yine bir miktar karıştırıyoruz. Sonra bir süzme kağıtlarımız var, her masada var. Zaten bundan süreceğiz. Nedir? İçine toz, pislik karıştırsa şuraya, oraya süreceksiniz. Bence buraya olduğu gibi yapın. Sürüyoruz ki içindeki pisliklerden arasın diye. Evet. Bunu içine koy, yapmasın. Şimdi bunu bir daha iyice karıştırıyoruz. Düzülmüş haline. Ve kolonyamız hazır. Daha sonra size ikram etmek için de küçük şişelerimiz var. Onlara koyup size de ikram edeceğiz, tamam? Anlaşılmayan bir şey var mı yapılışta? O zaman şöyle 3-3-4 şeklinde masalara da